Tülin Hanım hoş geldiniz. Evet. Ya ne güzel şeyler bunlar. Nasıl güzel şeyler. Çocuk olup şurada yerlerde yuvarlana yuvarlana oynayasım geldi. Şunlar neyle yapıldı böyle, bu timsah falan? Çok güzel olmuş. Onlar böyle ilmekli. Hazır ilmekleri olan. Küçük, hayır, şu iplerle evet, yapıldı. Küçük ilmekleri olan. Koyudan açığa renk geçişini gösteren iplikle yaptık. Şu evet. Şey tırt, neydi bu? Ne? Timsah. Şu öbürü? Tırtıl. Tırtıl. Tırtıl bu koyudan açığa geçişliyle mi oldu? Evet, ikisi de aynı. Ama koyudan çok açığa. Güzel olmuş. Bakın timsahta da çok güzel şey var. Renk geçişi olmuş. Çok iyi düşmüş. Köpek var, balık var, maymun var. Ayıcık var, tavşan var, ay her şey var. Biz bugün hangisini yapacağız Tülin Hanım? Şimdi gösterdiğiniz oyuncakları örerek yapıyoruz. Yani bu ilmekleri hazır olan ipliği, ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerek oyuncak dokusu var. O oyuncak dokusuyla örüyoruz. İşte kasmalar yapıyoruz, artırmalar yapıyoruz. Ama bugün bizim anlatacağımız oyuncağı herkes yapabilecek. O kadar kolay bir uygulama şekli var ki herkes kolaylıkla bu oyuncağı yapabilecek. Bugün biz bu... Peki çocukları katabilir miyiz bunu yaparken? Katabiliriz. Yani kaç yaş grubu? 7-8, 9 yaşından sonra anne eşliğinde, çünkü tığ kullanıyoruz burada. Evet. Yapabilirler. Yapabilirler. Çok güzel bir 15 tatil şeysi, aktivitesi. Evet, aktivitesi. Evet. Bir aktivite olabilir. Bugün biz böyle bir balık çalışması yapacağız. Bu balığı yapmayı göstereceğiz. Çok güzelmiş o da. Şimdi hiçbir sayıya uymamıza gerek yok. Hiçbir böyle hani kurallar olur, o kurallara uymaya gerek yok, şifreler olur. Öyle bir şey yapmıyoruz. Şimdi ne yapacağımızı hemen göstereceğim. Bunu böyle oyuncaklar yapabilmek için veya şöyle bir yunus yapabilmek için. Öncelikle internete kalıplı oyuncaklar yazıyoruz. Kalıplı oyuncaklar. İstediğimiz evet. Oyuncağın kalıbını internetten çıkarıyoruz. Çıktısını alıyoruz. Ha güzel. Güzel. Orada zaten o kadar çok oyuncak kalıpları var ki. Şimdi böyle basit şekilliler var. Hani tamam. Çok basit bu. İki tane karşılıklı bir şekil. Evet, kalıplı oyuncak yazıyoruz. Oyuncak kalıbı yazıyoruz. Oyuncak kalıbı. Kalıbı evet. Yazıyoruz. Bunu kırtasiyeden çıktısını aldırabiliriz. Mesela A4 boyutu bu. Bunu büyütebiliriz orada. Hani bütün evet. Şekli tam bir kağıtta istersek tabii şekil küçük küçük olacak. Bu ebatta olmayacak. Tabii. Ama kırtasiyeye söylersek biz bunu orantılı... Bizimki A3 galiba. Evet A3 ama hani orantılı şekilde biz bunu büyütmek istiyoruz dersek. İnternetten çıkarttığımızda bu yüzgeçler, işte ağız, hepsi alt beden, üst beden tek bir A3 kağıdına çıkıyor. Ama biz bunu büyütüyoruz. Büyütüyoruz. Güzel. Orantılı şekilde hepsi büyüyor. Yani sonra... sizin çocuğunuz timsah seviyorsa evet. Onu timsahı arattırıp timsahı çıkartacaksınız. Süper. Güzel. Güzel bilgi. Daha detaylılar var. Hani çok daha uğraştırıcı olanlar var. Hangisini isterlerse. Önce şimdi, basitten başlamak basitten, lazım Tülin Hanım. Evet. Biz burada bu hazır ilmeklerin bu ilmek avantajından yararlanarak şöyle düşündük. Biz delikli bir kumaştan bu ilmekleri geçirsek, bunlarla biliyorsunuz hani normal kumaşlarla oyuncaklar dikiliyor, dolduruluyor. Bizim kumaşımız delikli olsa delik. Bu tamam. Delikten biz bu ilmekleri tığ ile hani paspasta çekmiştik ya, evet. Çeksek, sonra da diksek biz bu oyuncakları yapabiliriz diye düşündük ve yaptık. Çok da kolay oldu. Paylaşmak istedik. Çok güzel, çok güzel. Şimdi evet. Biz böyle bir... küçük delikli, minik delikli bir kumaş bulduk. Bu tül olabilir. Yalnız bu tülden farklı bir şey görüyorum şu anda. Çok böyle, güzel bir şeymiş. Akdeniz bölgesinde falan olur. Ege bölgesinde animasyonlar için kullanılır bu şeyli, fosforlu renkler. Çok güzel, çok güzel. Böyle bulduk ama evdeki tülden olur, eski tül olur. Her yerden bulabilirler. Pazardan vallahi çok bulabilirler. Güzel, çok güzel. Tülü de ayrıca çok beğendim. Buradaki mantık şu, delikli olması. Tamam. Evde ne varsa hiç önemli değil. Şimdi çıkardık çıktığımızı. Tülümüzü böyle koyuyoruz. Tamam. Böyle ispirtolu kalemizi alıyoruz. Tülümüzün üzerine biz şeklimizi böyle önce çiziyoruz. Çok kolay. Yani bunu çocuklarımız bile çizebilir. Böyle. Evet, burada bize yardım edebilirler. Çok edebilirler, güzel. Yardım edebilirler. Böyle çiziyoruz. Bu anlaşıldı zannediyorum. Böyle ağzını çiziyoruz. Tülün her yerine, alt bedeni, yüzgeci hepsini çiziyoruz.
Çizdikten sonra şimdi şunu yapıyoruz. Bunu kaldırayım. Bunları da kaldırabilirim. Tamam, şu yana alayım ben onları lazım olursa. Şimdi. Evet. Şunu yapıyoruz. Çizdik. Görülüyor zannediyorum. Tamam, çok güzel. Şimdi bunu başlıyoruz ilmekli ipliğimizle doldurmaya. Bu balık için biz bir tane böyle beyaz kullandık, bir tane de mavi kullandık bu tamam. boyut için. Evet. Alıyoruz ipliğimizi. Yani çocuk odalarına falan da çok güzel yapılır. Çocuklarla yapılabilecek inanılmaz güzel bir aktivite. Şimdi evet. iki numaralı ince bir tığ kullanıyoruz. Çünkü tüy ince. Evet. Tığımızı batırıyoruz yukarıdan. İpliğimizi alttan alıyoruz. Böyle yukarı çekiyoruz. Şöyle yukarı çekiyoruz. Önce dış hattı çiziyoruz. Böyle. Kaç çok, atlıyor musunuz arasında? Burada göz kararı. Hani çok yakın olmayacak, çok uzak olmayacak. Böyle göz kararı çekiyoruz. Yani şimdi burada tabii sayı söylemem yanlış olur. Çünkü aynısını bulurlar, bulamazlar. Böyle birbirine çok yığıntı yapmayacak şekilde böyle A4 kağıdına ölçü çok güzel arkadaşlar. Çok uygun bir büyüklükte bir balık çıkıyor. Çok çok güzel. Evet. A4 kağıdı unutmayın. A3'te çıkıyor önce. A3'e çıkarıyoruz. A3'e çıkarıyoruz pardon. Sonra onun parçalarını büyüterek ayırıyoruz. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Zaten onu bilirler. Böyle önce etrafını dolaşıyoruz. Sonra içine geçiyoruz. Şimdi tabii bütün etrafını dolaşamam. İçine geçiyoruz. Böyle dolduruyoruz. Tığ ile yukarı çekerek dengeli bir şekilde ilerliyoruz. Çok kolay bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey. Hani bir kural yok, sayı yok, şifre yok. Sadece ilmekle böyle bir oyuncak yapabiliyoruz. Ve istediğimiz oyuncağı. Bu şekilde bütün kalıbı dolduruyoruz. Bütün parçaları. Burada yüzgeçlerimiz var. Yüzgeçleri dolduruyoruz. Tabii ipliği altında sonra bağlantı yaparız, bağlarız, keseriz. Zaten içinde kalacak, dışarı çıkmaz. Böyle biz bunu çeksek de yukarı çıkmaz. Ağızı dolduruyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Paspasla ilgili. Bana çok güzel bir paspas bu iplerden yapılmış. Tünin Hanım hediye etti. Ve bir şey döküldü üstüne. Banyoda kullanıyordum. Bir şey döküldü. Dedim ki eyvah nasıl yıkanacak? Hani burada konuşuyoruz ya. Vallahi 30 derecede makinede en kısa programda 18 benim makinemin kısa programı. 18 derecede yıkadım. Hiçbir şey olmadı. Yok olmuyor zaten. Hiçbir şey olmadı. Hani hep soruluyor ya. Bu nasıl yıkanacak? Çıkmıyor. Hiçbir çıkma olmadı. Bir şey olmadı. Bozulma ya da böyle bir çarpılma olmadı. Emin olun çok güzel oldu. İyi ki de kullanmışım. İyi ki de öyle bir şey gelmiş başıma. Güle güle kullanırız. Böyle bir pudra mı bir şey döküldü üstüne. Yıkama demişken mesela bu oyuncaklar da rahatlıkla yıkanabilir. Evet. En önemli özelliği çok güzel bir şey. Çocukların oynadığı bir şey. Yıkanabilmeli devamlı. Bunu makineye atarak rahatlıkla yıkayabiliriz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir evet. şekilde ilmekler çıkmaz. Ben böyle olmaz. Bir şeyleri koyduğumda şunlardan şöyle torba dikiyorum. Evet. İçine. Torbalar var bende. Hazırı var ama dikebilirsiniz böyle tüllerden. Onun içine büzdürüyorum. Bu tarz şeylerden çocukların oyuncağı falan çok güzel bu tarz oyuncakları yıkıyorum. Onlara da hiçbir şey olmadı ama mutlaka bir şeye koyarım ben. Şimdi bütün parçalarını biz dolduruyoruz. Bir üst bölümü işte mavi isteniyorsa maviyle dolduruyoruz. Alt bölümü beyazla dolduruyoruz. Ben görünsün diye maviyle doldurdum. Bu şekilde biz bu çalışmayı bitiriyoruz. Şimdi elimize ay şu bile oluşuyor. Bir yere böyle adapte edilmez mi? Tabii, çok tabii. güzel değil mi? Tabii. Yani çocuğa bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çocuğa şahane bir şey ördünüz. Battaniyelere de olur. Bir sweatshirt'ün arkasına Erkan kalkıyorum bir dakika. Tülin Hanım şunu sırtıma böyle bir yere koysanıza mesela kot ceket arkasına. O zaman şöyle. Ay yapalım. Hayır yan yatırın. Yan tamam, yatırın. Şöyle. Evet. Kot ceket arkasına. Ay hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. İnanılmaz güzel. Bu türlü de değerlendirebilirsiniz. Yastık üstüne, battaniye üstüne. Şimdi bu fikir bize şurada da yarar. Çiçekler çizeriz böyle tüllere. Evet. İlmekleri geçiririz. O çiçekleri keseriz. Örgü ördüğümüz battaniyelerimiz üzerine o örgüleri böyle üç boyutlu gibi monte edebiliriz. Çok Şu güzel. Anda aklıma geldi. Çok güzel. Siz monte deyince. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi böyle biz bunları hepsini kaplıyoruz.
ağzımız var. Bu ağzı örüyoruz, kapatıyoruz burada ilmekleri. Tamam. İlmek kapatma işlemini göstermiştim daha önce, bilirler. Kesiyor muyuz şimdi onları? Şöyle kapatıyoruz ilmekleri. Kesecek miyiz? Ağızda. Şimdi ilk önce şu ağızı monte etmemiz gerekiyor. Bu ağızı ikisinin ortasına monte etmemiz gerekiyor. Şöyle. Şuraya dikmemiz gerekiyor. Burada bir iğne yardımı. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Yani kolay. Mutlaka buradan fikri aldınız. Ve çok güzel şeyler yapacağınızdan eminim. Şimdi bunu buraya diktik diyelim. Karşısını da buraya dikiyoruz. Şöyle. Bu anlaşıldı zannediyorum. Böyle dikiyoruz. Tamam, ağzı var. Ağzı var. Böyle. Tamam. Tabii biz bunu diktikten sonra böyle döndürüyoruz. Bakın şurası şöyle. Evet, burasını yaptık. Yukarıya ve aşağıya monte ediyoruz. Tamam, güzel. Şimdi bu dikişi biz nasıl yapıyoruz? Bu önemli. Burayı göstereyim, ondan sonra ilerleyelim. Dikişi yapabilmek için sağlam, böyle kolay kopmayacak bir ipliği alıyoruz. Şu iki tane mesela balıktan başlayayım. Şöyle göstereyim şuradan. Bu tülün fazlasını kesiyor musunuz burada? Tabii burada kesiyoruz. Şimdi şurada kesiyoruz. Tamam. Burada da kesiyoruz. Şöyle şimdi ben acele hemen 2-3 santim etrafında kalsın dikmek için. Böyle bunu kesiyoruz. Tamam. Kestik. Evet. Şimdi ikisini birbirine en kolay dikme yöntemiyle dikiyoruz. En kolay dikme yöntemi şu. İpliği şöyle. Şey bir iplik olsun. Sağlam, diyor tülüm. Sağlam. Hanım. Sağlam bir iplik. Evet. Şöyle buradan batırıyorum. Karşıya geç. Buradan çıkıyorum. Karşıya geçiyorum. Karşıya bunu tutturuyorum. İpliği böyle bol bırakıyorum. Bol. Tamam. Ama tabii isterlerse normal dikme yöntemiyle de dikebilirler. Tamam, güzel. Sonra böyle geliyorum buradan. Yukarı doğru. Yukarı doğru. Bazı örgülerde kullanıyoruz bu tekniği. Evet. Evet. Bu tarafa geliyorum. Bu taraftan tutunuyorum. Tabii bunu pratikmiş. Daha evet. Dipten tutunulur. Bu tarafa geliyorum. Buradan tutunuyorum. Daha yakın tabii şimdi ben burada o kadar detaya dikkat edemiyorum. Böyle bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan bunu alıyoruz ve dikiyoruz. Şimdi şu oluyor. Burada hazırladık. Tabii evde yaptığınızda daha düzgün yapacaklar evde yapıldığında. Şimdi burada ipi çekiyoruz. Şöyle çekiyorum ipliği. İpliği çektiğimde bakın doku yaklaşıyor birbirine. Hı. Çok güzel, hiç arada boşluk kalmadan güzel bir dikme oluyor. Şöyle. Böyle dikiyoruz. Dikmemiz bu şekilde. Vallahi böyle ipliği güzel. Çekiyoruz, çekiyoruz. Hepsini çekiyoruz. Bu taraftan bunu çekiyoruz. Böyle yaklaştırıyoruz. Evet, sağlam bir ipliği evet. Bunu yapıyoruz. Yapıyoruz. Şeyi çok sıfır kesmeyin. Şöyle, böyle bu kaldı. Yeşil tülü çok sıfır kesmeyin ki. Burada bizim işimize yarıyor tabii, dikişte tabii. O. İçinde kalacak zaten. Çok güzelmiş. Şimdi yüzgeç, bu yüzgeç. Yüzgeci ne yaptık? Diktik diyelim. Sonra bunu buraya yine aynı yöntemle monte ederiz. Herkes nasıl rahat edebiliyorsa o şekilde yapabilir. Şimdi biz bütün balığımızı diktik. Böyle. İçi şöyle. İçinde ipler kalsın hiç önemli değil. Tabii böyle. Tabii kalsın ayrıca. İçerisinde daha iyi. Böyle. Boncuk elyaf da olur ama biz böyle uzayan elyaf, hani birbirinden ayrılmayan elyaf koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Böyle güzel doldurup balığımızı sonuna kadar sonra burayı dikiyoruz. Ama isteyenler normal dikme yöntemiyle de dikebilir. Hiçbir sıkıntı yok. O da olabilir. Balığımızı bitiriyoruz. Yani gözleri yapıyoruz. Gözleri yapıyoruz. Gözleri göstereyim. İşte yüzgeçleri böyle hazırlıyoruz. Bunları hazırlıyoruz. Sonra bunları karşılıklı getiriyoruz. Hı hı. İçine birazcık doldurup dikiyoruz. Gözler için şöyle yapıyoruz gözleri. Yani hiç başka bir malzeme de kullanmıyoruz. Hayır hayır. Yani delikli evet. Bir kumaş ve ilmekli iplik. Göz için gözün olduğu yerlere 5 tane böyle ilmek çıkarıyoruz. Buralar göz oluyor. İstenirse bunlar kapatılabilir. Hani kapatma nasıl yapılıyor? Böyle yapılır. İlmekler kapatılır. Mesela bazı bölümlerde biz kapatma yaptık şu maymunda. Bir dakika alayım onu. Hı hı. Maymunda. Maymun da efsane olmuş. Ellerinde böyle, neresinde kapatma ellerini yaptın? Ellerini açık bıraktık. Yüz bedenini kapattık. Ha kapalı yaptınız kapattık. Burayı. Kapattık. Şu evet. Şekilde böyle ilmekler birbirinin üzerinden geçerek. Öyle bir şey var. Ama burada ilmekleri geçirirken tabii şuna dikkat etmek lazım. Arada bir ilmeğin kapatılacağı kadar bir şey kalması gerekiyor. Mesafe. Onu bir göstereyim. Ha, takarken onu düşünmeliyiz yani öyle mi? Tabii. Şimdi seyircilerimizden sorular var. Tülin Hanım diyorlar ki
Büyük ilmeklemece ile de yapabilir miyiz bunu? Şimdi büyük ilmeklemece ile tabii ki daha büyük olduğu için olabilir ama bilemiyorum, denemedik. Hani çok büyük oyuncaklar belki olabilir. İlmekler kapatılabilir büyükte. Evet, kapalı olabilir. Kapalı olabilir. Hani çok fazla. Evet, büyük bir tane mesela büyük şeyle büyük bir ayıcık yapabilirsiniz. Evet. Evet. Şimdi bir tane buradan ilmek çıkardık. Eğer tamam. Kapatmak istediğimiz yerlerde şöyle bir ilmeğin kapatma boyuna bakıyoruz. Tığımızı şuradan batırıyoruz. Bu kadar bir mesafeyle diğer ilmeği yukarı çekiyoruz. Kapatabilmek için. Böyle sonra birbirinin üzerinden geçirerek kapatıyoruz. Anlaşıldı evet. Zannediyorum. Yine böyle mesafe koruyoruz. Bir tane daha geçiriyoruz. Kapatmak istersek. Şimdi biz kapalı neler yaptık? Onu da göstereyim. Belki fikir olur hanımlara. Böyle kapatabiliriz bütün tamam. yüzeyini. Mesela o iri ilmekli de daha iri tül kullanılması gerekir tabii. Geçebilmesi evet. için. Şimdi ne dedin Müge? Bir soru var. Güzel bir soru. Ha, tülün yerine başka ne kullanabiliriz diyor. Delikli olan her kumaş olur. Delikli. Mantık. Bizim ilmekli ipliğimizin delikten oradan geçilebilmesi. Her şey olur. Küçük ilmeklemeceyle küçük delikli bir materyal, büyükle büyük. Evet. Evet. Mesela şimdi bu da örerek, çok değişik olmuş. Bu örerek yapılmış. Hani kasmaları var, arttırmaları var. Kollar ayrı ayrı yapılıp monte ediliyor. Bu örerek. Aynı iplikle örerek de oyuncaklar yapılıyor. Bunu göstermek örerek istedim. Örerek dediğiniz? Yani ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerek oyuncak dokusu var. O oyuncak dokusuyla zaten... Bir dakika, bu da çok efsane olmuş. Böyle buna de. Da bayıldım. Bu yerdeki o timsah ve şey gibi, tırtıl gibi. Şimdi ana sınıfı öğretmenleri hani yapabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflara öğretmenler yaptırabilir. Böyle bir çalışma. Şimdi bunun açılımı nasıl? Onu da göstereyim. Böyle bir küp mesela matematik derslerinde kullanılabilecek bir... Arkadaşlar olayın boyutları değişti. Tülin Hanım çok güzel. Şimdi mesela küpü öğrendik. Etkinlik dersimizde de biz bu küpü öreriz. Hem iş teknik yapmış oluruz evet. hem matematik yapmış oluruz. Demin Özgür Bolat işte bunları anlattı. Evet. Bunu yaparak bu şekilde öğreneceğiz. Bu açılımı istedikleri renkleri bakın, kullanırlar. Kartondan bunları çok yapmadık mı? Çok yaptık. Ben benim jenerasyonum için söylüyorum. Sonradan ne oldu bilmiyorum. Şunu çok yaptık. Sıradaki fark delikli kumaşa yapıyoruz. İlmekli iplik kullanıyoruz. Sonra mesela. Bu efsane. Şu top. Bu topun açılımı şu. Bunu kesiyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Ama arkadan kapatmayabilirler de. Evet bakın. Kapatmayabilirler de. Hani ilmekleri çıkarırlar ve kapatmazlar, o da olur. Biz ay, çok kapattık. Çok güzel. Kız çocuğunuza kapatmadan mesela yapın. Erkek o çocuklara ne? Takımlarının toplarını yapabilirler. Hani hiç zarar vermeyen, yıkanabilen böyle toplar. Bu topun mesela açılımı. Böyle. Bir dakika, ben ağzım açık burada seyrediyorum. Ben şimdi eve gider gitmez koşturarak top yapacağım bizimkilere. Bayılırlar, bir de bir yere zarar vermezsiniz zarar bunlarla. Vermez, tabii. Çok güzel. Şimdi, önce onlarda da topların patronunu mu kesmeliyiz tabii, şu şekilde? Mesela top kalıpları yazıyoruz. Oyuncak top kalıpları internete yazıyoruz. Tamam. Çıktısını alıyoruz. İstediğimiz büyüklükte onları belli bir oranda kırtasiyeye büyütüyoruz. Bu top kalıbı sonra elimize geliyor. Biraz önce yaptığımız gibi çiziyoruz kalıbı, top kalıbını böyle delikli kumaşa çiziyoruz. Tüle. Başka bir kumaşa. Her şey olur. Çiziyoruz. Sonra ilmekleri geçiriyoruz. Başlıyoruz geçirmeye. Komple çizgimizin içi dolana kadar. Yani kalıbımızın içi dolacak. Mantık bu. Bu karelerin bunlar da kare kare. İçleri dolacak. Ben şunu çok sevdim. Yani her şeyi başka renklerde yapıp hem tabii. renkleri öğrenebiliriz. Tabii, tabii. Hem bunlar kare. Tabii. Kare küp mü diyorduk buna? Kare bu küp. 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 Evet. Evet. Abi, şu mantık ve şu kareküp Erkan ikisini bir çek. Bayıldım. Mesela evet. Bu şöyle. Ne? İşte bunlar parça parça. İşte bu topun. Topun parçaları. O kadar kolay ki yani çocuğumuzun eline bunu verdiğimizde tığ ile bu ipliği yukarıya çok rahat çekebilir. Hani yanımızda tığ zarar vermiyor. Böyle küçük parçalarda çocuklarla yapabilirsiniz. Bunu erkek çocuk bile yapabilir. Tabii, herkes yapabilir. Birlikte yol göstererek yani 5-6 mesela bizimkiler. Hoşuna gidebilir bu. Tabii. Bakacağım ben. Sayılarını tamamladığımızda bunları biraz önce gösterdiğim yöntem. Şunun kaç parçadan oluşuyor acaba? Dikiyoruz. Tam saymadım ama bilemiyorum şu anda. Ha, bakarız kaç parça sonra. Olduğunu. Evet. Şöyle tutarak. İsterlerse benim gösterdiğim yöntemle, isterlerse ikisini birlikte tutarak rahatlıkla dikilebilir. Tersten dikilir önce. Bayıldım. Sonra çevrilir. Bayıldım. Tersini soru mu göstereyim. Var? Şöyle tersini de göstereyim.
İçi bu. Evet, çok güzel. Küpü zar gibi yapıp üstüne noktalarını yapıp tabii, oyunlarda tabii. Kullanabiliriz. Şey olur. Sayılar yazılır. Bak şimdi bak, yünümüz de düşmüş şuraya. O kadar güzel Tülin Hanım, süremiz doldu ama biz isterseniz sizinle birazcık oynayabiliriz burada. Buyurun. Buyurun. Hadi oynayalım. Bir de o sepeti buraya alayım. Bakın çocuklarla Şubat tatili aktivitesi. Basket. Buyurun, benimkiler buna mesela bayılırlar. Hadi yapıyorsunuz topları, basket. Tülin Hanım tutun, atın, atın, atın. Buyurun. Büyükler de oynarsınız evde. Evet, hiç zarar vermeyen. Ay çok iyi, benim gibi enerjisini atmak isteyenlere. Erkan dolduysa, efendim, atın diyor Aytül. Atıyorum, tut bakayım.